Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz ünlü bir markanın çalışmasını yapacağız hep birlikte. Çantamız orijinalinde de olduğu gibi 15 motiften oluşmakta. Ve bunun 3 farklı rengi vardı. Ben bu rengini çalıştım. Benim rengim de burada çok koyu çıktı. Normalde bayağı bir açık bir renk ama gece çekimi yaptığım için böyle bir renk oldu. Sizler dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Toplamda 150 gram ip kullandım arkadaşlar. Çantamızın şekli bu şekilde. Şimdi dilerseniz örgümüze geçelim. Sevgili dostlar, çantamızı örmeye geçmeden önce kullanmış olduğum ipi göstereyim. Nako Denim marka ip kullandım. Şöyle 100 gram ve 2 adet kullandım. 200 metre uzunluğunda bir ipimiz. Şu şekilde göstereyim. Benim kullandığım ip bu. Sizler dilerseniz farklı markalarda kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 3,5 milim tığ kullandım. Çantamız 15 motiften oluşmakta. Bazı arkadaşlarımız 12 motiften yapmışlar. Fakat orijinalinde 15 motiften oluşuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz motifimizi yapmaya geçebiliriz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1, 2, 3 3 zincir çekiyoruz, başını doluyoruz. 1 2 yanına tekrar ikili trabzan yapıyoruz. İçine toplamda şu yapmış olduğumuz zincirle birlikte 14 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 14 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, bir tane daha yapalım. Evet, 14 tane ikili trabzanımızı yaptık ve halkamızı şu şekilde kapatıyoruz. Ve şu zincir yaptığımız değil, trabzanın tepesine tığımızı geçirip ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve şu ilmek kaydırma yaptığımız yere ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz, yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Onun yanındaki trabzanın tepesine yine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani her trabzanın üzerine İkişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Her trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 28 adet ikili trabzan olacak bu sırada. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar 28 adet ikili trabzanımızı yaptık. Her ilmeğin tepesine ikişer adet ikili trabzan yaptık. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz ve şu yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Üst zincir çekip İlmek kaydırma yaptığımız yere 1 2 3
Zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe değil, onun yanındaki ilmeğe batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. ilmeğe sık iğne ile batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1 ilmek atlayarak 2. ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine değil, onun yanındaki trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. ilmeğe tekrar sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 ilmek atlayıp 2. ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir, iki, bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar iki zincir çekip bir, iki, üçüncü ilmeğe bir sık iğne, iki zincir çekip bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe sık iğne. İki zincir çekip bir, iki, üçüncüye sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Ve şimdi dördüncü sıraya geçmek için 3 zincir yapmıştık burada. Şu ikinci trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Ve hemen yanındakine de yine bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar 3 adet zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra tekrar buraya zincirle birlikte 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Şu zincir çekmiş olduğumuz, bir önceki sırada 2 zincir çektiğimiz boşluklara İkişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa 1, 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 4 tane trabzan vardı. 1, 2, 3. trabzanın tepesine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3. trabzanın tepesine. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Şu 2 zincir çektiğimiz boşluğa 2 adet İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 zincir çektiğimiz boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip 1, 2, 3. trabzanın tepesine 1, 2, 3. trabzanın tepesine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Son bir zincirimizi yapıyoruz. Bu sefer şu 3 zincir çektiğimiz yere ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki ilmeğin tepesine İkili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine 3. trabzanın tepesine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz.
son sıradayız. Onun yanındakine bir ikili trabzan, şu boşluğa bir trabzan, onun yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan. Bu şekilde bakın, trabzanların tepesine birer tane, şu boşluklara birer tane trabzan yapıyoruz. Evet, köşeye tekrar geldik. İlk trabzanın tepesine bir trabzan, onun yanındakine yine bir trabzan, üçüncü trabzanın tepesine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bunu her köşede yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü trabzanın tepesine, köşelerde şu 4 trabzan yaptığımız yere 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her trabzanın tepesine bir trabzan, bir zincir çektiğimiz boşluklara bir trabzan yapıyoruz. Şu köşelerde de üçüncü trabzanın tepesine 4 adet trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestik. Örgümüzü ters çevirip şuradan ipimizi şu şekilde çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra son yapmış olduğumuz trabzanın şu iki ilmeğinden çıkardık ipimizi. Şu şekilde bakın, ek yeri belli olmadı bu şekilde. Bu ipimizi de buralarda kaybediyoruz. Evet, motifimiz bitti. Toplamda bu motiften 15 adet yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, 15 adet motifimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi çantamızı nasıl sıralayacağımızı ve dikeceğimizi göstereceğim. Önce şöyle bir motifimi ortaya koyuyorum. Şu şekilde. Daha sonra diğer motifimi yanına koyuyorum. Diğer motifimi de bu şekilde. Şöyle ve şöyle. Şimdi altına da tabii diğer katını koyacağız. Ben şimdi üst şeyini gösteriyorum. Daha sonra şu aralara şu motiflerimizi ikiye katlıyoruz ve şu şekilde koyuyoruz. Diğer motifimizi de aynı şekilde koyuyoruz şu yanlara. Şuraya. Ve şu şekilde. Şemamız bu arkadaşlar. Öbür 5
motifi de, kalan motifi de altlara şöyle dizip dikme işlemine geçiyoruz. Dikmesi de arkadaşlar, şöyle göstereyim. İki motifi tersler karşılıklı birbirine bakacak şekilde şuradan önce iğnemizi geçirelim. Yürüterek. Şimdi burada şu 4 tane trabzan yapmıştık aynı ilmeğe. Onun şu ikinci ilmekten iğnemizi geçiriyorum. Buradan da aynı şekilde bakın 1 2 ikinci ilmeğin tepesinden iğnemi geçiriyorum. Tekrar aynı yerden bir defa daha geçiyorum. Karşılıklı ilmeklerden bu şekilde gelecek şekilde şu şekilde dikiyoruz. İlmekleri kaydırmayalım. Bir karşı ilmekten bir ön ilmekten alarak sıra sonuna kadar bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde şöyle bakın. Orijinalinde de dikişi bu şekilde. Evet. Bunu şöyle koymuştuk. Bakın. Diktiğimizde bu şekilde gözükecek. Şemamızda gözüktüğü gibi çantamızı dikip gelelim arkadaşlar. Evet, çantamızı diktik arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir çanta oldu. Şimdi çantamızın şu kenar kısmındaki işlemi yapalım. İkinci yumağımızdan bu kadar kaldı arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şimdi çantamızın kenarına bir zincir çekip şuradan kenarından başlayalım. Başını dolayıp aynı ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapalım. Şu örneğimizin şu ikili trabzanın köşeye gelmeden ikinci trabzanın tepesinden başladım ve 4 tane aynı ilmeğe ikili trabzan yaptım. Sonra 1 2 3. ilmeğe tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane yaptık. Başını doluyoruz. 1 2 3. ilmeğe tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Başını doluyoruz. 1, 2, 3. ilmeğe. Tekrar aynı ilmeğin içine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. 3. ilmeğe. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3. ilmeğe 1 2 3 ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. 1 2 3 3. ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üçüncü ilmeğe. Bir, iki, üç. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar tam orta kısma V kısmına geliyoruz. Bunun için 1 2 3 üçüncü kısım tam orta yere geldiği için biz ikincide 1 yanındaki aynı ilmeğe tekrar batıyoruz, 2 karşıya geçiyoruz, 1 ikinci ilmeğe 1 pardon 1 2 3. ilmeğe aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şu yan tarafta yapmış olduğumuz işlemi devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Aynı şekilde arkayı da aynı şekilde örelim. Şu başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi başlangıç yerine şu şekilde bakın. Tığımızı sokuyoruz. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz bu kısmı. Daha sonra yine 1 2 3 üst zincir yapıyoruz. Şu boşluğa tekrar 4 tane zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra tekrar şu aralara 4 tane ikili trabzan yapıyoruz.
4 tane yaptık. Bu sefer hemen yanındaki boşluğa 4 tane ikili trabzan, 4 tane ikili trabzan. Bu şekilde şu V'ye kadar yapalım arkadaşlar. Evet, tam orta yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada yine tığımızı doluyoruz. Buradaki boşluğa bir seferde çekip tekli trabzan yapıp tığımızda tutuyoruz ilmeği. Tekrar başını doluyoruz. Bir seferde çekiyoruz, tığımızda tutuyoruz. Başını doluyoruz. Bu sefer karşıya geçiyoruz. Şuraya geçiyoruz. Burada da tığımızı dolayıp tekte çekiyoruz ve ilmek tığımızda kalıyor. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu sefer hepsini aynı anda çekiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra karşıya aynı her boşluğa 4 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu arkada da şu V kısmında aynı işlemi yapıyoruz tekrar. Burada yaptığımız işlemi, şu işlemi yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi bu son sıramıza geçiyoruz. Şurada birleştirmeyi de göstereyim. İlk yapmış olduğumuz zincire ya da yanındaki şu trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlmek kaydırma yapmış olduğumuz yere bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de bir sık iğne. Bütün sırayı her trabzanın tepesine sık iğne yaparak çantamızı bitiriyoruz. Daha sonra sapını yapacağız. Şu şekilde komple dolanıp geliyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yaptık. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Yanındakine de bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi çantamızın askısını yapacağız arkadaşlar. Ben ayrı örmek istemedim. 1, 2, 3. Üst zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen yanındaki sık iğneye 1, 2. İkili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine yine bir ikili trabzan. Onun yanındakine bir ikili trabzan. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 7. 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen yanında ilkine değil ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine yine aynı şekilde. Trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum. 7. sık iğnemize 3 tane zincir çekmiştik. Onun tepesine yapacağız. Biraz sık zincir çekmişim sanırım. Evet.
şu şekilde. Yine 3 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Hemen dibindekine değil, onun yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakinin üzerine 7 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte, çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte. 7. trabzanımızı 3 zincir çekmiştik. Onun üzerine yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar dönüyoruz. Hemen yanındaki değil, onun yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde çantamızın askısını, sapını öreceğiz. Şimdi uzunluğu arkadaşlar kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz uzunluğa geldikten sonra şu karşı tarafta dikeceğiz. Ondan sonra çantamız bitmiş olacak arkadaşlar. Evet, çantamızı bitirdik arkadaşlar. Sapını gördüğünüz gibi askısını 45 santimetre uzunluğunda ördüm ve karşıya aynı şu motifleri birleştirdiğimiz gibi buraya diktim arkadaşlar. Hiç belli olmadı yani dikişi falan. Çantamız bu şekilde gayet güzel, hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.